Değerli izleyiciler, bugün Çermik'teyiz. Çermik Belediyesi'nin halkımız için tadilatını yaptığı kuru yemiş pazarı ve peynir pazarındayız. Görüyorsunuz, gayet pasajımız güzel. Bazal taşlarla döşenmiş, süslenmiş, gayet güzel, temiz. Halkımız da buradan istifade ediyor. Gelen turistler memnun. Ondan sonra esnafımız memnun. Gördüğünüz gibi çarşı gayet güzel. Evet. Darabeleri yenilenmiş. Bunu Çermik Belediye'miz kendi cebinden, yani proje hazırlayıp devletin cebinden temin etti. Esnafımızdan tek kuruş para almadı. Evet. Medrese camimizi görüyoruz. İlçemiz gayet güzel. Görüyoruz. Darabeler yenilendi. Otomatik darabeler. Kimsenin hiçbir hesabında tek kuruş para alınmadı. Şimdi evet. Burada görüyoruz. Çermik Belediye Müzesi. Evet, bu sokak Çermik Belediye Müzesi'ne gidiyor. İşte karşıda gördüğümüz tarihi şehir hamamı, yani saray hamamı. Şu anda bir etnografya müzesi. Yani belediyemiz Mustafa Karabulut'un, yani benimle ortaklaşa oraya bir etnografya müzesi açtı. Şimdi benim anlatmak istediğim konu asıl bu değil. Görüyorsunuz bu bazalt taşlar pasajı komple çevreliyor. Gördüğünüz gibi kırılmış, kırılıyor. Bunları kim kırıyor? Niye kırıyor? Bunu araştırmamız lazım. Kim araştıracak? Bunu belediye yetkilileri, zaptları araştıracak. Çermik Emniyeti araştıracak. Evet, gördüğünüz gibi bunlar kimler tarafından kırılıyor? Niçin kırılıyor? Diğer dükkanlar neden kırılmıyor da sadece belediye pasajı kırılıyor? Bunu merak etmek lazım. Evet. Oğlum telefon açtı. Evet Baran. Evet oğlum. He? Saat dedi. Elacım. Tamam. Elacım. Tamam. Tuğnanı hu vardı. Tamam. Tuğnanı hu bur dükkanı hu ak. Törü bimri. Hadi ilacı kim? Alo. Kefet o senin o. Rahat o ilacı. Rahat. La hiç tava kalmış. Şu tamiri hu bükülacım. Törü bimri. Hadi. Hadi oğlum. Evet. Lajik kim telefon kart? O tamirci Groyeno, motor tamiri, de Sautsaro. Sekre, eji mektep ter kart, nane ho işte tamirat yapacağım. Ama Allah razı olsun. Yani şunu, benim oğlum motosiklet tamirinde çalışıyor. Türkçe'ye çevirelim. Zalıca hep Zalıca yapıyoruz. Hem Zalıca konuşalım, hem Türkçe konuşalım. Dilimiz her şey bir anlaşma aracıdır. Ama ben tabii ki şahsım olarak söyleyeyim. Zazaca konuştuğum zaman daha tatmin olurum. Yani rahatlıyorum. İçimden gelerek meramımı tam anlatabiliyorum. Türkçe anlatırken yani sanki böyle emanet bir dil. Yani rahat içimi tam dökemiyorum. Yani mutlu olamıyorum. Ama Zazaca konuştuğum zaman çok daha mutluyum. Çocukluğum aklıma geliyor. Ailem aklıma geliyor, hayatım, geçmişim. Ya mutlu oluyorum kendi Zazaca konuştuğum zaman. Kimse kusura bakmasın ama ben Türkçeyi de çok güzel konuşurum. Hem de İstanbul dili Türkçesini konuşurum. Sorun değil. Yeter ki birbirimizi anlaşalım. Hepimiz insanız, hepimiz kardeşiz. Dünyadaki bütün insanlar kardeştir. Yani bazı mesela diyelim ki Yahudiler sadece Yahudiler kardeşimizdir der. Hristiyanlar sadece Hristiyanlar kardeşimiz diyebilir. Müslümanlar sadece Müslümanlar kardeşimiz. Ben bunu kesinlikle reddediyorum. Bunu saçma buluyorum. Dünyada bulunan bütün insanlar kardeşimizdir. Çünkü Allah'ın bize bahşettiği o küçük dünyayı kardeşçe hepimiz el ele vererek koruyabiliriz. Şimdi belediye peynir pazarı, diğer adıyla leblebi pazarının halini göstermeye devam ediyorum. Evet görüyorsunuz. Devlet buraya 32 milyon para döktü. Yani bütün çarşıyı bu şekilde 2 yıl önce 32 milyonluk projeyi onayladı. Çermik'e helal olsun dedi. Verdi. Peki bu haline bakın. Görüyor musunuz? Şimdi ben hiç
bunu normal karşılıyorum. Evet, yine bir telefon. Bir sanıyorum turist ziyaretçimiz geldi. Buyurun efendim, buyurun Mayıs Hanım, buyurun. Teşekkür ediyorum. Valla şu anda kamera çekiyorum. Burada peynir pazarımızla ilgili. Evet, onu çekiyorum. Bir sorun var. Ha, siz neredesiniz şimdi? Tamam, beklerim. Müzedeyim, tamam. Ben müzeye gelin bence. Yani arabanızı müzenin önüne çekin, peynir pazarının önüne çekin. Peynir pazarı, medrese, camisi hepsi bir yerde, yan yana, tamam. Yani hükümet konağını bir yere 100 metre batıya doğru gelin, orada sorun, peynir pazarı nerede? Ondan sonra tarihi hamam, yani müze nerede? Sorun. Ben müzede bekliyorum. Çay da demledim. Taze çayımız da var. Bir çay içeriz. Ondan sonra konuşuruz gideceğimiz yerler. Olur mu? Tamam. Peki. Sorun değil. Tamam. Ne zaman yerseniz. Ben buradayım. Evet. Şimdi sanıyorum İstanbul'dan bazı gazeteciler geliyor bugün. Misafirim oluyor. Ve onlar Çermik'in çevresini, köylerini gezmek istiyor, tarihi mekanlarını gezmek istiyorlar. Turistik yerlerini, işte artık Gelincik Dağımız, Şeyhan Dede Şelalemiz, sarayımız, gerçi saray yıkılıyor ya, neyse. Habruman Köprümüz, buraları ben kendilerine gezdireceğim, rehberlik edeceğim. Evet, konumuza devam edeyim. Çok özür diliyorum. Ha, bir telefon geliyor. Aslında bana böyle sık sık telefon gelmez de bugün aksilik işte. Gördüğünüz gibi bunu kırıyorlar gençler. Yani benim tahminim ve herkesin tahmini, evsizler, yani anasından babasından kaçan, gece sokaklarda yatan çocuklar kırıyor. Ya sisteme bir tepki gösteriyor, ya aç kalmışlar, ya işsiz kalmışlar, ya uyuşturucu belasına, çarpılmışlar, uyuşturucu müptelası olmuşlar, o tuzağa düşmüşler. Yani onlar yapıyor. Onlar yapıyor, bunu biliyoruz ve gördüğünüz gibi, bakın yukarıları kırmıyorlar, kırmamışlar aşağıya. Yani bu tekmeyle ya buralara esrar şişeleri koyuyorlar alt taraflara, yukarılara karışmıyorlar. Ya onun için kullanıyorlar ya da yukarıya ayakları yetişmiyor. Yani bunlar karateci olmadıkları için. Yukarıya tekme vurup taşları kıramıyor, alttakileri kırıyor olabilirler. Evet, gezmeye devam edelim. Görüyorsun, evet, burası da evet Çermik Şehir Hamamı. Şu anda belediye kültür merkezi olarak kullanılıyor. Sergi salonu yaptık. Atalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin kullandığı alet edevatları aksesuar olarak dizdik. Ha, bu malzemeler atalarımızın kullandığı alet edevatlar. Yani arkeolojik şeyler değil. Yer altından çıkan şeyler değil. İşte nedir? Körüktür. Ev değirmenidir. Küptür. Ondan sonra kapkacaklardır. Bakır kapkacaklardır. Bu tip şeyler. Evet. Yani kara saban, tarım aletleri. Evet. Şimdi peynir pazarını gezmeye devam ediyoruz. Evet, görüyorsunuz, kırma işlemi başa baş devam ediyor. Burası da görüyorsunuz, evet, kırılmış. Burası zaptan müdürlüğü, belediye zaptan müdürlüğü. Evet. Şimdi görüyoruz. Zabıta müdürlüğünü de halletmişler. Yani öyle ki bazı bu pencereden içeri girip içeride gece saat 2'de 3'de bu pencereden içeri girip orada kendileri keyif ettikleri de olmuş. Sahipsiz gençler, sahipsiz çocuklar. Şimdi bunlar yine bizim çocuklarımız. Şimdi sahip çıkmamız lazım. Yani hemen sen niye bunu yaptın? Kulağından tut, bağla elini kolunu, götür, at hapishaneye. Bunu da istemiyoruz.
Şimdi bu belediye başkanımızın işte projesi bayan tuvaleti, engelli tuvaleti ve normal tuvalet. İşte görüyoruz, halini görüyorsunuz. Kırmışlar, ne hale getirmişler. Yani hangi ruh haliyle bunları yapmışlar. Ben tabii ki üzülüyorum, merak ediyorum. Bunlar yine bizim çocuklarımız. Şimdi arkadaşlar, biz şükredelim. Buna şükredelim. Çünkü Fransa'da sarı yelekliler devlete tepki diye, sisteme tepki diye yıkmadıkları, yakmadıkları, kırmadıkları yer kalmadı. Bizim gençlerimiz, yani gece anasından babasından kaçan, uykusuz kalan, aç kalan, belki esrar müptelası, uyuşturucu müptelası olan gençlerimiz tepkisini bize böyle gösteriyor. Buna minnacık tepkiler, küçük tepkiler ileride